Herkese merhabalar. Sabah İdmanı'nda haftanın son videosunda sizlerle birlikteyiz. Hemen gündeme doğru geçelim. Bugün Süper Lig'de 10. hafta başlıyor. Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla beraber başlayacak. Herkesin merak ettiği konu Fatih Terim kimleri oynatacak? Artık kadroda bir takım değişikliklere gideceğini söyledi. Gençleri oynatacağını söyledi. Bazı yerler Belhan da oynayacak yine de diye yazdı ama ben zannetmiyorum şahsen. Mesela Fotomaç gazetesinde Şener, Luyendama, Donk, Emre, Enzonzi, Ömer, Emre Mor, Adem, Jimmy ve Andone 11'ini ortaya koymuş. Ben Donk'un da çok oynayabileceğini zannetmiyorum. Özellikle bu video mevzusu gerçekten Beşiktaş maçının hemen sonrasında yapıldıysa muhtemelen Şener olacaktır. Solda Nagatomo olacaktır diye düşünüyorum yine de. Çünkü alternatifleri Ömer ve Emre çok yerini doldurabilecek seviyede gibi gözükmüyor. Ömer'i daha çok orta sahada kullanabilir. Yani dörtlü Dinamo Markov zaten tamam. Sağda bir değişiklik yapacaktır. Yani Şener'i oynatacaktır. Babel yine oynayabilir. Çok emin değilim yine de. Bu video mevzusunu bir kenara bırakarak konuşuyorum. Sağda ben de Emre Mor bekliyorum. Belki solda Babel'in yerine Ömer'i koyabilir Fatih Hoca. Orta sahada yine değişiklikler yapacak gibi gözüküyor. Jimmy Durmaz bence de olacaktır. Andone önde. Belki Adem'i ona ikinci forvet olarak desteklemek adına sol tarafa doğru atabilir Ömer yerine. Böyle bir takım değişiklikler olacaktır Galatasaray'da. Bekleyip göreceğiz değişim zamanı. Ki bu zaten detayları 10. haftanın neler olabilir detaylarını hemen bu videonun altındaki videoda sevgili Gürhan Aktekin'le çektiğimiz videoda görebilirsiniz efendim. İzleyebilirsiniz. Süper Lig'in 10. haftasında neler olabilir değerlendirmiştik sizler için. Fotomaçta bir de şöyle Falcao Aysel'i Galatasaray aldı diye bir haber var. Soğuk odası yani soğuk odası vardır diye tahmin ediyorum Galatasaray'ın ama neyse Türkiye'de her yerde var. Çok rahat bulunabiliyor. Yani spor center'larda yani sporcu sağlığında özellikle oldu işte şimdi adını vermeyelim kurumun da. Yani soğuk oda konusunda bir sıkıntısı yok herhangi bir kulübün bildiğim kadarıyla. İlginç yani Falcao rica etmiş, istemiş. Dün yayıncı kuruluşta Beyin Sport'ta Ali Koç konuştu. Önemli noktalara değindi. Şüphesiz ki kimisinin işte destekleri, kimisinin desteklemediği söylemler vardır. Hepsi olacaktır. Bunları daha detaylı bir şekilde biz radyoda bugün konuşacağız. Ama şunu söylemek lazım. Konuşmaların daha sık olması lazım. Yani başkanların yayıncı kuruluşa da başka kuruluşlara daha sık çıkması lazım. Daha fazla röportaj vermesi lazım. Böylelikle onlar konuştukça kafalardaki bazı sorular daha netleşecektir. Mesela yaptığımız videolardan bir tanesi bir yorum yapmıştı bizi izleyen bir dostumuz. Ya sen Fenerbahçe yapılandırma yapmadı diyorsun ama deyip Temmuz ayında bir gazetenin yazdığı bir haberi yani gazetenin yaptığı bir haberi paylaşmış benimle. Resmi bir şey değil o. O bir söylenmiş. Ali Koç kendisi söyledi. Yapılandırma yapmadık. Yapılandırmanın zaten yanlış bir şey olduğunu biz defalarca söyledik. Burada söyledik. Radyoda dile getirdik. Bu yapılandırma kulüpler için çok faydalı değil diye. Ali Koç da bazı çekinceler olduğunu dile getirmiş. UEFA'dan uzatma istediklerini dile getirmiş. Bakalım ne olacak ama kefalet mevzusu bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta oldu. Yani Galatasaray ve Trabzonspor'u bilmiyorum ama Beşiktaş'ta da oldu. Yani Ali Koç'un sadece bize özel yapıldı dediği mevzu değil. Yani en az kayrılan biziz cümlesi biraz komik kaçıyor tabii ki. Aslına bakarsanız yani kayrılıyoruz ama yeteri kadar kayrılmıyoruz demektir bu. Önemli olan 3 büyüklerin özellikle 4 büyüklerin hatta kayrılmaması mevzusu ama Türkiye'de bu 4 büyükler sürekli kayrılıyor. Kendi aralarında kayrılma muhabbeti ya da kayrılma rekabeti de yapıyorlarsa ben onu bilmem. Kayrılmamaları lazım ama 4 büyüklerin kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de bundan şikayet etmemesi gerekiyor. Bu da kesin bir durum. Bir de Galatasaray ilişkilerinden bahsetti ama Sayın Ali Koç'un da bu açıklamalarla zaman zaman yaptığı açıklamalar o genellikle pay olduğunu unutmamak lazım. Onun dışında bence çok güzel konuştu Sayın Ali Koç. Fenerbahçe ile ilgili anlattıkları bu yapılandırma ile ekonomik problemlerle ilgili anlattıkları bence çok dikkate alınması gereken konular. Zaten çok kıymetli bir isim. Böyle kıymetli isimlerin dediğim gibi daha sık konuşması lazım medyada. İnsanlara ulaşmak adına da güzel oluyor. Beşiktaş'ta tabi Antalya deplasmanında olacak. Erman Özgür Fanatik gazetesinde derbi oyunu yetmeyebilir demiş ki biz zaten detaylarını neden öyle bir şey oldu yani neden derbi oyunu yetmeyeceğini anlattık biz de videomuzda 10. hafta videomuzda.
Dediğimiz gibi onu da izleyebilirsiniz. Tabii çünkü Beşiktaş bu sefer bekleyen bir takım olacak. Galatasaray tamam, Galatasaray üzerine çekti, topu bıraktı. Ben karşılayayım seni dedi ama Antalya Spor bunu kabul etmeyecektir. Antalya Spor'a karşı başka bir arayış içerisinde olacaktır ki o arayış içerisinde özellikle rakibi üzerine doğru çekip bir şekilde top pas trafiğiyle atılacak çapraz toplar çok önemli. O çapraz toplarda da işte bu adam Adem Lajic kritik rol üstlenecektir. Artık toparlan demiş. Abdullah Avcı, Adem'le hiç muhtemelen mücadele ilk 11 başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Atiba ile Elneni yine Beşiktaş'ın orta sahasında yer alacaklardır. Dedikten sonra Sabah Gazetesi yerli yabancı, bu yerli yabancı olayına, yani yabancı sınırlaması olayına tekrar değinmiş. Şurada Gürcan Bilgiç abimiz Türk oyuncularına para ödensin diye bir fikir ortaya atmış ama zaten bu yerli oyuncu teşvik kuralı, şu anda geçerli olan kuralda vardı bu. Bu zaten vardı. Yerli oyuncu oynatan, genç oyuncu oynatana teşvik veriyorlardı ve sezon sonunda o para, havuza toplanan para dağıtılıyordu kulüplere. Fakat bundan vazgeçtiler çünkü aldıkları yabancı futbolcu için katlanarak stopaj ödüyordu kulüpler. Bunu ödemekten çekindiler. Adama, elin adamına, yani elin adamı derken yanlış anlaşılmaz. Yani herhangi birisi işte yani. Yani yabancı fark etmez. Yabancı futbolcuya 5 milyon euro, 6 milyon euro vermekten hicap duymadılar. Onun için stopaj, orf havuza koymaya hicap duydular. Yerli oyuncu teşvikini kulüpler ortadan kaldırdı. Hiç şikayet etme hakkıları yok o yüzden. Türkiye Futbol Federasyonu da buna göz yumdu. Ama Bülent Timunek o kadar güzel söylemiş ki Türk teknik adamları sınırlama getirilmeliyizden başlamış. Hey, ağzından bal aksın Bülent abi diyelim. Bülent Timunek zaten çok sevdiğimiz bir abimiz. Sınavsız futbol menajerinin olduğu bir sezonda 3 takım çalıştıran teknik adamların ev tutmayıp otel odasında yaşadığı 4-5 yıllık kontratı alıp tamam ben oldum diyerek yatanların olduğu yerde yabancı sayısını düşürelim de iyice dibe vuralım demiş Bülent abi. Olay sistemde, sistemi düzeltmek lazım. Bu ilk 11'de 11 tane yabancı oynuyor boş muhabbetinden çıkıp o 11 tane, o 11'in içerisine kaliteli yerli oyuncularımızı nasıl monte edebiliriz? Onları nasıl o ilk 11 seviyesine getirebiliriz? Bunun sistemini oturtmak gerekiyor. O yüzden en başta da Türkiye'de yönetici profilini değiştirmek gerekiyor. Şu andaki aktif yönetici profilini Türk futboluna aniden uzaklaştırmak gerekiyor. O uzaklaştıktan sonra yeni yönetici profiliyle beraber ortaya çıkan Türk futbolu, yeni Türk futbolunda teknik direktörler hala bu kafada devam ederlerse onları da uzaklaştırıp yeni teknik adamlara, yeni kafalara yelken açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan sonra işin medyası da var, futbolcusu da var, taraftar da var şüphesiz ki. Ama önce yönetici. Türk futbolunun şu anda bu halde olmasının sebebi çünkü Türk futbolundaki yönetim zihniyeti. O yönetim zihniyetini ortaya koyan, o yönetim zihniyetinden başka bir zihniyeti doğru bulmayanları acilen Türk futbolunu uzaklaştırmak gerekiyor diyelim. Hamza Hamzoğlu gençler birliği anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Hamza Hoca'ya. Yurt dışına gitmek istiyordu aslında ama belki gelecek sezon böyle bir şey yapabilir ya da gençler birliği teklifi daha cezbedici gelmiştir. Anadolu Efes'e maalesef Panathinaikos deplasmanında mağlup oldu ve 4 maçlık galibiyet serisinde noktalamış oldu böylelikle diyelim ve sabah idmanını bu haftalıkla tamamlayalım efendim. Herkese güzel keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Dediğimiz gibi 10. hafta karşılaşmalarını değerlendirdiğimiz ne olabilir şeklinde değerlendiriyoruz. Öngörülerimizi ortaya koyduğumuz videomuzu da izleyebilirsiniz. Hemen bu videonun altında yer alacaktır zaten. Ve pazartesi günü de yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.